أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, hayırlı sabahlar olsun. Elimde bu eser var. Bundan ara ara paylaşım yapacağım kardeşlerim. Sayfa 85'te Efendi Babam buyurdu ki: Berber Sabri Efendi vardı. Onunla arkadaş idik. Efendi Babamı Kuddüs'e sırruhu tıraş ederdi. Tıraş ettikten sonra Efendi Babam Kuddüs'e sırruhu derdi ki: Cüzdanı ona verin, ne kadar isterse alsın. O da cüzdanı eline alır, açar, bakar, sonra para almadan kapatır, koyardı. Bunun üzerine Efendi Babam Kuddüs'e sırruhu onun yaptığını şöyle tefsir ederdi: Bu şimdi bize diyor ki, sizden alırsam azdır, ben Rabbimden alacağım diye tefsir etmiş. Yine Efendi Babam Kuddüs'e sırruhu derdi ki: Fatih Sultan'ın sebebiyle bu kadar tekkeler, camiler, medreseler kuruldu. Neler oldu neler. Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Sultan Fatih dedemizin. Efendi Babam Kuddüs'e sırruhu buyurdu ki: Oğlum Mahmud, dini mübini İslam'ın devam ve bekası, emri bil maruf, nehyi anil münkere, inkirazı yani yok olması da, emri bil maruf, nehyi anil münkeri terk etmeye bağlıdır. Yani kardeşlerim, Efendi Hazretlerimiz de buyurdu ya, dizi tutan yürüsün, adam kurtarsın. Millet sel gibi cehenneme akıyor buyurdu. Ders alanlar, sizler bunun ehlisiniz buyurdu. Yani kardeşlerim, bak burada Allah rızası için binlerce insan var. Buradan büyüklerimizin sözlerini okuyorum. Bu karşıda kim dinlerse onlardan istifade ediyorlar. Belki bir şey dinler, bir şey duyar, dönmesine vesile olmuş oluruz. Tövbe eder, namaza başlar, oruca başlar, ne bileyim, hidayet bulur. Dolayısıyla mutlaka bir şeyler yapalım kardeşlerim. Ya ben hoca değilim, ben yapamam, şudur budur. Neye gücün yeterse, hocaların yapmış olduğu sohbetlerin linkini de mi paylaşamayız sosyal medya mecralarında? Vallahi orada kim dinler, kim hidayet bulur, hiç haberimiz olmaz. Efendi Hazretlerimiz, Hürşid Efendi bir ayet, bir hadisle çok iş gördü buyururdu. Evet, Allah'ım Celle Celaluhu bu hususta bizleri çok gayretli eylesin, muvaffak eylesin. Amin. Efendi Babam Kuddüs'e sırruhu anlatmıştı ki, bir adam bir gün denizde bir gemi içindeyken büyük bir fırtınaya tutuluyor. Ya Rabbi, beni bu fırtınadan kurtarırsan 9 tane İhlas suresi okuyacağım diyor. Fırtınadan kurtuluyor. Bu olay arkadaşlarına anlatıyor bu olayı. Ona soruyorlar. Vaat ettiğin sureleri okudun mu? O da hayır, okumadım. Allah'ı kandırdım diyor. Allah'ı kimse kandıramaz. İnsan ancak kendini kandırır buyurmuş. Evet. Efendi Babam buyurdu ki, Risale-i Kudsiye'yi anlamak kolay değildir. Biz onu Efendi Babamızın Kuddüs'e sırruhu himmeti ve İmam-ı Rabbani Kuddüs'e sırruhu Hazretlerinin mektubatı ile anlayacağız. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş. Evet. Şurayı okumuştum. Şehit olarak ölmek için bölümünü dinlene. Evet.
Bir insan faiz yemekle kafir olmuyor ama faiz almak helaldir derse kafir olur. Çünkü harama helal demiş oluyor. Çünkü nasla ayetle sabit olduğu için. Efendi babama kuddise sırruhu birisi faiz parasını ne yapayım diye sordu. Efendi babam da dedi ki parayı ateşe atmazsın, suya da atmazsın ancak Allah'tan korkmayan bir adama verebilirsin buyurmuş. Yani Allah'tan korkmayan bir adama derken bu manayı da yanlış anlamayalım. Namaz kılmayan adam, oruç tutmayan adam, yani İslamiyet'i yaşamayan adam, yani faiz alıp veren, içki içen, zina, bunlar Allahu Teala'dan korkmayan adamlardır. Allahu Teala'dan korksa namazsız durur mu? Ramazan ayı geliyor, oruçsuz durur mu? Faiz alır verir mi? Verir mi? Zina eder mi? İşte bunlar, yani bunların haram olduğunu, günah olduğunu bildikten sonra efendim nefislerine uymuşlar, günaha dalmışlar, batmışlar. Efendim helala helal, harama haram diyen insanlardır ama günaha batmış insanlardır. Bunların imanı vardır. İmanı vardır. Allahu Teala tövbe nasip eylesin, dönüşler nasip eylesin. Bunlara yani böyle insanlara efendim verilebilir. Çoluğu çocuğu vardır. Hani onun da eve bir şey alır vesaire. Ama içki içen bir adama da vermemek lazım. Yani bunu da ayırmak lazım yani. Efendi babam kuddise sırruhu buyurdu ki bu tarikatı almakla kişiye vacip oldu. Her gün yapılacak. Bir gün terk edilirse 80 gün manen geri atılır. Kalbine bir soğukluk gelir. Bu kişiye taş taşımak, zikretmekten daha kolay gelir. Ben buna şöyle bir çare diyorum. Nedir o? Abdest alıp, iki rekat namaz kılıp, ellerini açarak şöyle dua edilecek. Ya Rabbi, ben bir çocukluk ettim, dersimi bıraktım, bir daha bırakmayacağım, söz veriyorum deyip derse başlarsa affedilir buyurmuş efendi babamız. Dersimizde tembelliğimiz varsa bu şekilde abdest alıp iki rekat namaz kılıp Rabbimizden af dileyelim kardeşlerim. Bu fakir efendi babamın elini tutmuştur. Efendi babam Mahmud'un elinden tutan benim elimden tutmuş olur derdi. Yalan yok. Yalan demek haramdır. Demek ki bu fakirin elinden tutan efendi babam kuddise sırruhunun elinden tutmuş oluyor. Onun elinden tutan Ali Rıza Bezzaz kuddise sırruhu hazretlerinin elinden tutmuş oluyor. Böylece gide gide Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme kadar dayanıyor. İşte bu sahihiyettir. Bir yere bağlı olunacak ki feyiz cari olsun buyurmuş. Evet. Şunu da okuyup bitirelim. Efendi babam kuddise sırruhu Abdülkadir Geylani'den kuddise sırruhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Mürşitsiz hiçbir şey olmaz. Ama mürşit bulduktan sonra mürşidin verdiği vazifeyi yerine getirmeden de bir şey olmaz buyurmuş. Efendi babam buyurdu ki meşayih her gece gelir bakar sen seccade üzerinde misin değil misin? Eğer sen derse oturmuşsan sana teveccüh ederler. Yoksa bırakır giderler derdi. Biz onların yardımıyla tarikatta duruyoruz.
Allah'ım Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun. Rabbim dünya ve ahirette dostlarından ayırmasın. Aldığımız vazifelerimizi güne gün yapmaya muvaffak eylesin. Gevşekliğimizi, tembelliğimizi izale eylesin. Amin. Yani kardeşlerim, bu tarikat dersi çok çok büyük iş, çok bereketli bir iş. İnsan bununla uyanıyor. Bununla neyin ne olduğunu anlıyor. Yani insan Allah'a zikir ede, rabıta yapa, murakabe yapa, uyanıyor. Uyanınca da artık bu adama ibadet yapmak tatlı geliyor, kolay geliyor. Efendim, bunu böyle hani gevşettiği zaman da artık ibadetler ağır geliyor. Yani Efendi Hazretleri her şey tarikata bağlı diyor ya. Bunu bilen bilir. Bir de işte tarikat düşmanları çok, bilmedikleri için ya da casus oldukları için. Osmanlı zamanında, ecdadımızın zamanında her sokakta, her mahallede tarikat tekkeleri vardı, şeyhler vardı. İnsanlar oralarda o tekkelere, o medreselere, o sohbetlere gittiler, dinlerini öğrendiler. Hepsi tarikatla yaşadı. Yani uyanık insanlardı. Efendim, dünyaya huzur dağıttılar, adalet dağıttılar. İkinci aslı saadet Osmanlı ecdadımızın devrinde yaşandı. Nasıl oldu bu iş? İşte. Bunu bir düşünmek lazım. Şimdi yıkılsın tarikatlar. Müslümanları çok büyük bir hayırdan perdeliyorlar. Şimdi tamam, Allah dostlarından uzak olalım, tarikatlardan, tekkelerden, medreselerden uzak olalım. Ne olacak bunun sonu? Dinsizliğe, imansızlığa kadar gider. Buralarda olursak ayet, hadis, Kur'an, sünnet hepsi buralarda öğreniliyor. Efendim, tarikat dersiyle de kalp Allah Allah diye diye, la ilahe illallah diye diye uyanıyor. İnsan dünyaya neden geldiğini anlıyor. Ebedi sonsuz istikbal yurdunun ahiret olduğunu anlıyor. Efendim, dünyada efendim gelip geçici yer olduğunu anlıyor. Asıl maksat ve gayenin Allahu Teala'ya ulaşmak olduğunu anlıyor. Ahiretin ebedi sonsuz istikbal olduğunu anlıyor. Bak, Firavun nerede? Girdi ebedi cehenneme. Dolayısıyla bizim asıl maksat ve gayemiz rızalullah, Allahu Teala'nın cemalullahı, efendim ahirete imanlı ölmek. Yani bu olmadıktan sonra bütün dünyanın makamları senin olsa, bütün dünyanın içindekiler, her ne varsa senin olsa, imansız ölüp gittikten sonra, cehenneme girdikten sonra ne anladık biz bu işten? İşte üniversite, lise, okul, taharetten ne öğrettiler? Kur'an-ı Kerim'den ne öğrettiler? Namazdan, abdestten, gusülden, haramdan, helaldan ne öğrettiler? Nafileden, sünnetten ne öğrettiler? Başımızın çaresine bakalım kardeşlerim. İmanlı ölmenin yoluna bakalım. Ömrümüzü zayi etmeyelim. Allahu Teala cümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Son nefeste hüsnü hatimeyle çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Dilim döndüğünce Allah rızası için bir şeyler anlatmaya çalıştım. Büyüklerimizin sözlerinden yola çıkarak. Şimdi sabah camiye giderken pazarcılar gelmiş, baktım sigara içiyorlar. Sorsam Müslüman. Ramazanlar geliyor. 3 aylar geliyor. Geçiyor. Namaz kılmayan yine kılmıyor. Oruç tutmayan yine tutmuyor. Nasıl uyanılacak bu insan? İşte sohbete gitseydi, bir Allah dostunu tanısaydı, öyle bir uyanırdı ki, namazsız duramazdı.
zikirsiz duramazdı. Nafile namazı bile terk edemezdi. Terk edemezdi. Mahmud Efendi Hazretlerimiz, kuşluk namazının terki bana ölümden ağır geliyor. Kuşluk namazını terk eden Mahmud ölsün diyor. İşte uyanık Allah dostları işi anlamışlar. Dünyanın çerçöp olduğunu anlamışlar. Allah-u Teala dünyada bizim rızkımıza kefil. Efendim. Ama imanımıza kefil değil. İşte bu Allah dostlarını, bu oruç yiyenler, bu namaz kılmayanlar, bu faiz yiyenler bulsalardı, onların sohbetlerine gitselerdi, uyanırlardı. Ondan sonra namazsız, ibadetsiz, zikirsiz duramazlardı. Yıkılsın tarikatlar, yıkılsın. Bunlar var ya. Göreceğiz ahirette. Ama ölmeden Allah'ın ümmeti Muhammed'e tam uyanış nasip eylesin. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadından ayırmasın. Önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Yani tarikat derken kardeşlerim, bu özel bir mevzudur. Biraz burada fazla mesai vardır. Kime niyet, kime kısmet, kime nasip işidir yani. Kitabımız belli, peygamberimiz belli, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı belli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tutunan, Kur'an-ı Kerim'e tutunan hedefi 12'den vurur. Ya ben tarikat almadım, ben sıkıntıda mıyım? Yok, Peygamber Efendimiz var, kitabımız var, Allah'ımız var. Tutunduktan sonra hedefi 12'den vurursun. Ha bir tabii Allah dostunun elinden tutarsak, onların eğitimi altında, denetimi altında olursak, bu da olur kaymaklı kadayıf. Daha iyi olur. Daha iyi olur kardeşlerim. Kabuktan öze geçmiş oluruz. Tecrübeyle sabittir Allah dostlarının değil mi? Hayatları ortada. Efendim nasıl güzel yetişmişler. Allah'ım bizlere de nasip eylesin. Rabbim muvaffak eylesin. Kardeşlerim dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.